tasavvufun iyileştirici tarafından bahsedelim. Çağdaş İslam'dan kastım şudur. Hazreti Peygamber'in yaşadığı dönemki İslam'dır. Kur'an-ı Kerim'in dua bilgisine ve Hazreti Peygamber'in hayat tecrübesine yöneldiğim sürece önüm açıldı. Tasavvuftaki şifalanma ya da iyileşme yönleri nelerdir? Yani işte hatim inilmiş, Yasin okunmuş sureler bizde de açılımlar yapardı hatırlarsanız. İşte bu şeyin, düşüncenin ve duaların etkisiyle olan bir şey. Aynı su kristalleri gibi. Kur'an her şeye yeter elbette, o ayrı. Ama biz onun kapasitesinde değiliz. Hocam merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. O kadar güzel bir şeye vesile oldunuz ki biz burayı çok ihmal ettik. Yani ana kanalda çok büyük sıkıntılar yaşadığımız halde bu ara ekip arkadaşlarımızla buraya geçelim derken siz hatırlattınız, ilim kutusunda yapalım. Hemen dedik Lemuria Akademi'ye şöyle bir bu ayı, bir Temmuz Ağustos'u bir burada geçirelim bakalım nasıl olacak. Belki bu tarafta rahatlar sevgili hocam. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tasavvuf, tasavvuf ehli, tasavvufun sevgili üstadı. Gerçekten çok güzel bir akşam diliyorum size de. Ben de çok sevindim. Bir süredir de konuşmadık, bir süredir yayın yapmadık. Bu akşam dediğiniz gibi ilim kutusundan da ilk kez canlı yayın yapıyorum ben. Bu ilk kez oluyor. Yaklaşık işte 3-4 aylık bir kanal bu bizim Maşallah. Için. Çok da güzel bir kitle. Çok harika bir kitle. Sağ olsunlar. O yüzden her iki kanalın da ilk canlı yayını olmuş oluyor böylelikle. Teşekkürler. Şükür. Lemuria'da yapıyorduk biz. Çok yaptık yayın sevgili hocam ama bu ara ihmal ettik. Çünkü öbür tarafa çok yoğunluk veriyoruz. Çok emek harcıyoruz ama orada da çok fazla baskı, yayınlar doğru düzgün yayınlanamıyor. Sürekli kriptolar, saldırılar. Belki burada biraz daha rahat ederiz yayınlarda. Bir süre orayı bir unutturalım bakalım diye evet. Düşünüyoruz hocam. Maalesef oluyor. Evet. Ne var mı? Yok, nasılız? Şükürler olsun hocam. Şükürler olsun. Hocam ekranı bir siler misiniz demişler canlarımız. Acaba şey mi? Buğulu mu? Yoksa ışıkla mı ilgili bilemedim. Şu ekran şey kamerasını bir silebilir misiniz? Ben hemen. Elimiz falan dokunduğunda şey oluyor. Acaba onunla mı ilgili demiş sevgili canlarımız. Biraz evet. Biraz daha. Evet biraz daha oldu ama çok değil. Işıkla ilgili sevgili canlar zannediyorum. Evet. Şimdi bu gece ne konuşacağız diye konuşmuştuk ve dedik ki tasavvufun iyileştirici tarafından bahsedelim. Biraz da kendi kendime az önce bunu düşünürken bu nedenle ilim kutusuna geçmeyi, buradan yayın yapmayı düşündüm. Çünkü ilim kutusunun özelliği dualar. Tabii her yerde dua var, her tarafta dua var ve tasavvuf bu duaların merkezinde bir yerde. Çünkü hepimiz biliriz ki fena halde tasavvufu din zannedenler var. Ama pek tabii ki tasavvuf bir din değil. İslam gibi bir din dururken bizim için yeni bir din aramak da haşa hiçbirimizin görevi değil. Tasavvufun vazifesi nedir? Tasavvuf İslam'ı en çağdaş şekilde, en medeni şekilde anlatan bir yol aslında. Fakat böyle denildiğinde hemen tüyler diken diken oluyor millette. Diyor ki ne demek çağdaş İslam? Yani İslam'ın bir çağdaşlığı olur mu hiç? İslam medeniyet vesaireyle yozlaştırılacak mı tasavvuf eliyle? Hayır. Sevgili hocam, çağdaş İslam'dan kastım şudur. Hazreti Peygamber'in yaşadığı dönemki İslam'dır. Gelmiş geçmiş bütün İslam tarihinin en çağdaş dönemi Peygamber Efendimiz'in yaşadığı yıllardır. Peygamber Efendimiz'den sonra şu veya bu nedenle, iyi veya kötü sebeplerle bir şeyler sürekli İslam'a girdi, İslam'dan bir şeyler çıktı. O yüzden yıllarca sadece Kur'an-ı Kerim'i değil, Hazreti Peygamber'in hayatını araştırdım didik didik. Onun hayatı nasıl anladığını anlamaya çalıştım.
onun bırakmaya çalıştığı gerçek sünnetin ne olduğunu, hangi dualarla nelere şifa verdiğini, kendisini toplumun içerisinde nasıl bir yerde tuttuğunu ve ondan sonra bunları yansıtmaya başladım. Ve ilim kutusundaki esas hedef de bu oldu. Yani mümkünse biz duaların ne işe yaradığını, dualarla neler başarabileceğimizi öğrenmeye çalışıyoruz. Çünkü inanmak çok önemli bir şey. Ancak burada Hazreti Peygamber'i yad ederken, anlatırken, Allah'ın rahmeti üzerinde olsun, şöyle bir hadis geldi birdenbire aklıma. Hazreti Peygamber'i arayan biri telaşla ve biraz da öfkeyle sokakta yürüyormuş. Bu esnada da köşe başında bir toplanma alanında Hazreti Peygamber ve yanındaki çeşitli kişiler oturmuş sohbet halindelermiş. Ve o kişi o kalabalığa, yani o 15-20 kişinin arasına dalıp demiş ki, Hazreti Muhammed kim, demiş yüksek sesle. Bir daha söylemiş, Hazreti Muhammed hanginiz, demiş. Hadis bu kadar. Hepsi bu. Kıssası ne biliyor musunuz? Koskoca İslam peygamberi 15 kişinin içinde ayırt edilemeyecek kadar halkla aynı. Anladım. Kıssası bu. Yani Ne bir vatan görerek bu peygamberdir diyemiyor. O kadar bir sıradan hayat yaşıyor. O kadar mütevazı ve öylesine halktan biri olarak yaşıyor. Ve kıssa bu kadar. Şimdi düşündüğümüzde biz oradan hareket ettiğimizde, Kur'an-ı Kerim'den hareket ettiğimizde, bir de Hazreti Peygamber'in ayetlerle ilgili nasıl yaşadığından hareket ettiğimizde şunu görüyoruz. Bunu anlatmak gerekiyor. Bunu öğretmek gerekiyor. Onun hayatında duaları nasıl zikrettiğini, onun hayatında duaları ne için kullandığını ve kendi hayatını ne kadar mütevazı ve ne kadar özel yaşadığını anlatmak gerekiyor. Hele bugünkü Müslümana anlatmak zorundayız. Biraz benim kişisel tasavvuf yolculuğum aslında biraz böyle yola çıktı. Yani Hazreti Peygamber'i tanıdıkça ona hayranlığım arttı. Yani inanan bir insandım, doğma büyüme dindardım vesaire vesaire olabilir ama hayatını yaşayan normal bir insanım. Ama ona duyduğum hayranlık hayatını inceledikçe arttı ve dedim ki anlatılması gerekiyor Hazreti Peygamber. Anlatılması gerekiyor. Leslie Hazelton diye bir dostum var, bir arkadaşım var, bir hanımefendi. Çok iyi bir arkadaşım benim Leslie. Leslie bugün 92 yaşında ama. Çok yakın bir dostum. Çok sık yazışıyoruz. Amerika'da daha yakında görüştük. İstanbul'da bir araya geliyoruz. Leslie ilk Müslüman kitabını yazan kadın. Dünyada 30 milyona yakın satmış bir kitap. Amerikalı mı? Bir Amerikalı, her dilde bu kitap var. Türkiye'de de var. Leslie Layton'dan, yani Hazreti Peygamber'in hayatını en iyi yazan, ne yazık ki Hristiyan bir yazardan okumuş Hazreti Peygamber'i. Hazreti Peygamber'in hayatını en iyi yazan kişi bir Hristiyan. Onun kitabını okuduktan sonra Leslie kendisi de ilk Müslüman başlığı altında Hazreti Peygamber'i incelemeye başlamış. İlk Müslüman Hazreti Muhammed ve onun hayatını incelemiş. Peki hocam, Arapça biliyor mu Lezli? Hayır. Leslie Hristiyan kaynaklardan Hazreti Muhammed'i okuyor. Ancak bir parantez açayım. Çok fazla Hristiyan kaynakta Hazreti Peygamber mükemmel anlatılıyor. Müthiş anlatılıyor. İslami kayıtlardan daha teknik, daha bilimsel anlatıyor. Çünkü biz çok doğal olarak yere göğe sığdıramayız peygamberimizi. Bu da çok normaldir. Biz yazdığımızda bambaşka yazarız. Ama dışarıdan bir gözlemci, hatta Hazreti Peygamber kendine göre peygamber görmeyen birisi, Hazreti Peygamber'in dehasını da işin içine koyuyor. Sadece kişiliğini değil, sadece bir peygamber olduğunu değil, sadece İslam'la ilgili değil,
onun dehasını da ortaya koyuyor. Buna hayran olan Leslie onu yazmaya başlamış. Ve müthiş bir eser ortaya çıkardı. Şimdi Leslie'nin reklamını yapmış gibi oldum ben ama yani o kitabı herkes okumalı, o ayrı mesele. Yani Tabii o bir Hristiyan gözüyle Hazreti Peygamberimiz nasıl görünüyor? tabii. Yani ona belki bakmak lazım. Ve bu hiçbir kusur Peygamberimize karşı en küçük bir ahlaksızlık, bir saygısızlık yapılmadan yazılan eserler bunlar. Şimdi Avrupa'nın bazı ülkelerindeki cahil Hristiyanların, bir zümre cahil Hristiyanların yaptığı gibi İslam'a ya da peygambere saldırı yapan kitaplar değil. Tam aksine onun gerçek güzelliğini ortaya çıkaran. Tabii üzücü olan şöyle bir şey var değerli hocam. Hazreti Peygamber'i gerçekten anlamak gerekiyor. Onun bıraktıklarını, onun hayat tarzını, yaşama modelini, neyi nasıl çözümlediğini, neye nasıl davranış geliştirdiğini gerekiyor. Birisini tanımak psikolojide onun neye nasıl tepki verdiğini bilmekle ölçülüyor. Dolayısıyla Peygamberimizi tanımak istersek hangi ayette nasıl hayatını yaşamış buna bakmak zorundayız. Ancak öyle tanırız bunu. İşte tasavvuf da bunu bir doktrin olarak, bir bilgi birikimi olarak en iyi yapanlardan biri ve kendi özgün tarihimde, kişisel tarihimde şunu öğrendim. Kur'an-ı Kerim'in dua bilgisine ve Hazreti Peygamber'in hayat tecrübesine yöneldiğim sürece önüm açıldı. Ne zaman o yolda buldum kendimi, bereketim arttı. Her şey aydınlandı. Ne zaman bir dua tertibinde kendimi buldum, her şey kolaylaştı. Çünkü zorlaştırma kolaylaştır ayeti bizzat Allah'ın kendisine ait. Her şey önümde açılmaya başladı. Şükürler olsun. Dolayısıyla bu gibi kavramlardan korkmamak, birileri bunu yobazlaştırıp kötüleştirdi diye İslam'dan, peygamberden ve Kur'an'dan uzaklaşmamak, anlamaya çalışmak gerekiyor. Bu nedenle çağdaş İslam'ın Peygamberimizin yaşadığı döneme ait olan İslam olduğunu düşünüyorum her zaman ve elimden geldiğince her yerde de onun dualarını, onun dokunuşlarını, tüm bunları anlatmaya çalışıyorum. Aslında biraz bizim de gailemiz, derdimiz bu. Evet hocam. Şimdi tasavvuftaki şifalanma ve iyileşme yönlerini konuşacağız bugün. Tasavvufu birazcık toparladıktan sonra, özetledikten sonra tasavvuftaki şifalanma ya da iyileşme yönleri nelerdir? Onlara girebiliriz artık yavaş yavaş konumuz dahilinde hocam. Şimdi şöyle bir şeyden bahsedelim. Beyin şöyle çalışıyor. Bizim için bizden bağımsız olarak çok önemli bir tek amacı var. Milyonlarca fonksiyonu var ama amacı bir tane. O da hayatta kalmak. Beynin temel argümanı bu. Beyin hayatta kalmaya çalışıyor. Beyin hayatta kalmak içinse yaptığı birçok şeyde bize zaman kazandırmak istiyor. Ve bizi otomasyona alıyor. Yani hep şu örneği vermek mümkündür. Araç kullanırken vites atıp atmayacağınızı düşünmezsiniz. İnsan gün boyunca nefes alıp almayacağını düşünmez. Su içerken boğazından onun geçip geçmediğini düşünmez. Bunları beyin otomatiğe bağlamıştır. Neden? Çünkü zamanı, hayatımızdaki zamanı çoğaltmaya çalışıyor. Niye peki? Çünkü biliyor ki beyin en büyük düşmanı onun sonunu getirecek olan zamandır. O yüzden zamanı artırmaya çalışıyor. Bu bahsettiğim şey bilimin anlattığı bir bilgi. Dolayısıyla bu zaman kavramı demek ki bizim için çok önemli. Peki biz ne yapıyoruz? Beynin bize tanıdığı zaman meselesini kavgayla, gürültüyle, boş yere, ne bileyim ben çeşitli istenmeyen hareketlerle, kaygılarla, dertlerle geçiriyoruz. Fark etmiyoruz ki hayat denen şey orası. Başka bir şey yok. Orası hayat denen şey. Beynin otomatiğe bağlamadığı kısım bizim hayatımız. Onu neyle doldurduğumuzu anlamamız gerekiyor. Onu neyle doldurduğumuza bakınca aslında kendi kendimizi bir kontrolden geçirmiş gibi oluyoruz. Evet, benim hayatım nasıl geçiyor? Şu kadar saatim işte, bu kadarı uykuda, bu kadarı kaynanamla kavga ederek, kendi kaynanamdan bahsetmiyorum çok şükür, genel olarak. İşte efendim şu kadarı evladıma bağırarak, şu kadarı şunu yaparak, bunu yaparak.
Şimdi oturup düşünüyoruz. Bir hikaye vardır. Yaşlıca bir adam nefes sıkıntısı çeker ve hastaneye yatırılır. Ve bu kişiye 2 gün boyunca oksijen verilir. Sonra iyileşir, ayağa kalkar. Çıkarken doktora uğrar ve der ki borcumuz nedir doktor bey der. Doktor da der ki 2000 lira ödeyeceksiniz der 2 gün için. Adam ağlamaya başlar. Doktor der ki amca der yaşlı amca, amca der hiç merak etme paran yoksa vermeyebilirsin. Hiç sorun değil der, ne olur üzülme der. Hayır oğlum der, çıkıp kocaman bir paranın içinden 2000'i verir adama. Ben ona ağlamıyorum der. 2 gün bana oksijen taktınız diye der, 2000 lira aldınız. Ben her nefesimin bedelini Allah'a nasıl ödeyeceğim? Ona ağlıyorum. Oy 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 oy. Şimdi İşte bu. düşündüğümüzde bir hayat çemberi içerisinde bir yaratıcıya inanan her şey şükürde olmak zorundadır. Ve bütün kişisel gelişimcileri, koçları, danışmanları bir kenara koyalım. Bir sürü güzel bilgi var onların içinde. Bir kenarda tutalım. Dünya gelmiş geçmiş en büyük olumlama sözcüğü şükürler olsundur. Büyük olumlama yöntemidir ve İslam'ın kendi temeli budur. Olumla Allah'tan geldiğine bak. Zülcelali vel İkram ismi mesela tam burada yeri var. Zülcelali vel İkram ne demek? Allah'ın güzel isimlerinden bir tanesi. Sıkıntıdan sonra ikram var demek. Yani başka bir şey geldiğinde ona da şükret ve ne öğrendiğine bak diyor Allah. Ve Allah rastgele ismini buna dönüştürmez. 99 ismini biliyoruz. O kadar önemsemiş ki bu kavramı. Öğrenelim diye isminden birisi yapmış. Mesela Nisa suresi gibi. Neden Nisa suresi var? Kadınlar demek Nisa. Neden Nisa suresi var? Allah'ın kadınları nasıl önemsediğini görüyoruz. Bir Kur'an-ı Kerim'de bir sureye ismini vermiş. Büyük mesele bunlar. Dolayısıyla şifa nasıl başlıyor? Şifa her işin arkasında bir olumlu ders arayarak başlıyor. Bir süre önce biraz üzücü ama enteresan bir tecrübe yaşadım. Tecrübe şu, bir hanımefendi 14 yaşındaki evladını kaybetti. Hastaydı ve evlattı, bu minik evlatçık Allah rahmet eylesin kaybedildi. Hanımefendiye taziye için gittim. Başsağlığı diledim. Hocam bana şu cümleyi kurdu. Allah'a şükürler olsun ki 14 yıl bana böyle bir evlatı sevme lütfunda bulundu. Cümleyi düşünebiliyor musunuz? Ne kadar büyük bir güç bu. Bu inanç insanı ayakta tutuyor. Bu inanç insanı yaşama döndürüyor. Niye? Çünkü bu yaşamı yaşamalıyız. Başka hiçbir yolumuz yok. Biz hayatı yaşamaya geldik ve sorumluluğumuzu. Düşünebiliyor musunuz ne kadar büyük bir cümle bu? Yine bir örnek daha vereyim. Çok büyük bir acı, çok büyük bir cümle. Evet hocam. Güç bu. Evet. Zaman zaman bahsederim. Vamık Volkan diye bir hocam vardı. Psikiyatrist, psikanalist. Yani hala hocam çok şükür. Yıllarca yanında oldum. Şu anda da Kıbrıs'ta. Yeni geldi. Geçtiğimiz hafta Kıbrıs'a geldi. Ben de geçen ay ona gitmiştim. Virginia'ya yanına. Şimdi Vamık Volkan'ın bir takım özellikleri var. Anlatmam gerekiyor önce biraz müsaadenizle. Vamık Hoca yaşayan en ünlü psikanalist dünyadaki bir Kıbrıslı Türk bir profesör 17 yaşında çıkıp Ankara Üniversitesi'nde psikiyatri okumuş. Sonra Amerika'ya göç etmiş. Virginia Üniversitesi'nde üniversitenin bölüm başkanlığına bir hastanenin müdürlüğüne kadar yükselmiş. Arkasından da büyük ölçekli büyük grupların psikolojisini incelemeye başlamış ve birçok kavram geliştirmiş. Mesela Rusya Amerika arasındaki soğuk savaşta arabulucu olmuş. Perestroika'da oralarda savaş çıkmadan bölünme sağlansın diye çalışma yapmış. Ya da Türkiye'deki Kürt reçetesini veren kişidir. Mısır İsrail savaşında savaşı bitiren kişilerden biri kabul ediliyor. Çok önemli bir kişi. Zaman zaman Kıbrıs'a geldiğinde havaalanından onu ben alırım. Evine gideriz. Evi Girne dediğimiz bir deniz kenti olan Kıbrıs'ımızın Girne dediğimiz ilçesinde başından sonuna kadar yani bahçenin ucundan ucuna kadar silme tertemiz deniz gören bir ev. Olduğu
yaptığı gibi komple denizi görüyor. Bir gün, bir yıl sonra Kıbrıs'a geldiğinde onu aldım. Geldim bir öğleden sonra. Arabadan indiğim anda kafamı bir çevirdim. Adamın evinin karşısına 6 tane apartman dikilmiş. Çapraz konulmuş apartmanlar. 1 santimetre kare deniz görünmüyor. 1 santimetre kare. Ay, içim karardı. Vamuk Hoca'ya dedim ki hocam bakın ne olmuş dedim. Kafası benim gördüğümü gördü. Deniz yok. Bana şöyle dedi. Ya dedi çok şükür 30 yıl denizi görebilmişiz dedi. Mesele ne? Farkında mıyız? Mesele olumsuzun içindeki olumluyu çekip alma. İşte tasavvuf bize bu bakış açısını geliştiriyor. Olumlu bakıp ve görebilme. Sıkıntının içinde dersi almaya odaklanma. Eğer biz bir problem yaşarken o problemin kendisine odaklanırsak sorunun bir parçası haline geliriz. Ama o problemin içinde acaba Allah bana ne diyor? Bunun peşine düşersek çözümün bir parçası haline geliriz. Şimdi kime sorsak çözüm mü, sorun mu diye herkes çözüm der. Ama iş başa düştüğünde hemen sorunla cebelleşmeye başlar. İsyan eder, bağırır, çağırır, ne bileyim olmadık şeyler söyler. Oysa tam o anda sabra dönüp neden bunu yaşadığını sorgulaması gerekiyor. Ve kendisine ilahi mesajın ne olduğunu içinden çekip alması gerekiyor. Bu süreci başarmak şifalanmanın birinci adımıdır. İnsan her konuyu bu bakış açısıyla iyileştirebilir. Ve bu bakış açısını sağlayan şey pek tabii ki tasavvuftan, İslam'dan geçer, dualardan geçer. Ancak bunu yaparken ilk adımımız nedir? Arınmadır, tezkiye dediğimiz meseledir. Neden arınma? Çünkü neyin hikayesi gibi, neyi düşünelim? Bir bataklıktan sökülerek alınıyor. Can yanması bu. Kökünden sökülüyor. Başka bir yere götürülüyor. Sonra bizim gibi anneden koparılıyoruz. Başka bir yere geliyoruz. Annenin güvenliği karnından. Sonra ne yapılıyor neye? Çeşitli fermentasyonlardan geçiliyor. Kurutuluyor, atılıyor, bekletiliyor. Gücü üzerinde çalışılıyor. Delikler açılıyor. İçi boşaltılıyor. Dikkat ederseniz neyin kıvama gelmesi için ona hiçbir şey eklenmiyor. Onun fazlalıkları alınıyor. Sadece fazlalıklarından arındığı zaman ney ses çıkarabilir bir şekle dönüşüyor. Sonra biz dinlediğimizde de neyin hikayesiyle baş başa kalıyoruz. Nasıl oluyor? Tıpkı insandaki gibi. Ney sesi insana önce hüzün sonra huzur verir. İlk aşamada hüzünlendirir insanı. Çünkü neyin hikayesi de hüzünle başlar. İnsanın hikayesi de hüzünle başlar. Düşünsenize annemizin karnından koparılıyoruz. Daha büyük bir hüzün mü olur? Annemizin karnından koparılıyoruz. Büyük bir hüzün bu. Sonra bir dünyanın içine atılıyoruz. İşte bu dünyayı yaşama sorumluluğu bizi Allah'a yaklaştıran bir şey yapmalıdır. Biz dua ederken, zikir çekerken, bilimin de söylediği gibi insanın yapısında oluşan bir frekans harekete geçiyor. Şimdi çok test ettik bunu. Kulaklar için nasıl? Bülent Hocam'la da yaptığımız ortak kamp ya da çalışmalarda hep yaparız. İki tane su var. Bir tanesini hakaret ediyorsun, diğerine dua okuyorsun. Aynı su, aynı şişeden dökülmüş. Kişiler kendisi yapıyor bunu. Ve bunu evinde herkes yapabilir. Aynı su bidonunu açın, 0, 2 bardağa dökün. İki elinizi, birini uzak tutun ve diğerine hakaret edin. Seni sevmiyorum, iğrençsin, berbatsın, çok kötüsün deyin sürekli birkaç dakika. Sonra diğerini alın, ona dua okuyun, ona sevgi sözcükleri söyleyin. İkisini de için. Hakaret edilen su acıdır, diğeri tatlıdır. Çok net bir çalışmadır. Herkes, buradaki herkes yapabilir. Doktor Emato Masato'nun su deneyleri var değil mi hocam? Yani belgeledi adam. Bir tanesi o hakaret edilen, kötü söz söylenen toksik kristalleri haline geliyor. Zehirli bir su haline geliyor. Öbürü de şifalı su. Bizim çocukluğumuzda annelerimiz Yasin okurlardı. Tesbih çekerlerdi. Pirinç su koyarlardı. Bir de kesme şeker koyarlardı. Biz sınavlara giderken o kesme şekerleri yerdik. Çünkü okunmuş, yani işte hatim inilmiş, Yasin okunmuş sureler
bizde de açılımlar yapardı hatırlarsanız. İşte bu şeyin, düşüncenin ve duaların etkisiyle olan bir şey. Aynı su kristalleri gibi. Evet hocam. Dolayısıyla şimdi insan vücudunun %70 sıvı, likit olduğunu biliyoruz. Peki sen sabah kalktığın zaman kendi kendine bugün berbat bir gün, her şey kötü gidecek dersen nasıl etkilenecek? Evet. Harika bir gün, her şey çok güzel gidecek dersen nasıl etkilenecek? Sevgili hocam, Allah'ın bize evrensel olarak verdiği bir tek cevap olduğuna inanırım. O cevap da her zaman evet cevabıdır. Kalkar elini açar ve dersin ki Allah'ım başıma ne kadar lanet şey geldi, ben ne kadar şanssız bir insanım. Allah'ın cevabı evettir. Ama dersin ki ben her zorluğun altından kalkarım. Allah'ım sen yanımda ol, ben gereken her şeyi başaracağım dersin. Allah sana yine evet der. O sana her zaman evet der. Çünkü o başlayacak ve bitecek noktayı bilir ve arası içinde sana zeka, sağduyu, vicdan verdi. Yolunu bul diyor. Yolunu bul. Tevekkül nedir? Tevekkül hayatın gerçek gücüdür. Yani ben elimden geleni yapabileceğim kadar iyi bir şekilde yaptıktan sonra Allah'a yönelirim. Şimdi dualar veririz. Deriz ki örneğin şu konuyu çözmek için bu duayı okuyun. Bu dualar garantilidir, tecrübe edilmiştir. Binlerce insandan harika dönüşler alınmıştır. Bir kısım insandan da alınmamıştır. Neden? Hiçbir şey yapmadan sadece duayla olmaz. Senin kişisel sorumluluklarını, hayata karşı sorumluluklarını, Allah'a karşı sorumluluklarını, kalbinin temiz olmasına karşı sorumluluklarını yerine getirmen gerekiyor karşındakinin sana vermesi için. Çünkü Allah bize Bakara suresinde yazar, her duanıza icabet edeceğim diye garanti veriyor. Yani katılacağım, yani o dua bana erişecek diyor. Ama dualarınızı yerine getireceğim diye garanti vermiyor. Çünkü bunu hak ediş ver. Hak ediyor muyuz biz duamızın kabul edilmesini? Bugün gidip bir evlat annesi ya da babasına hiçbir görevini, sorumluluğunu yerine getirmeden bir şey istese anne baba bunu sorgulamaz mı? Yüce Allah neden her isteyene her istediğini versin? O zaman neden bir sınav alemi burası? Yani şöyle düşünelim. Bir okula yazıldık. Hiçbir derse girmedik. Okulun önünden bile geçmedik ve diploma almak için törene katılmak istiyoruz. Mümkün değil. Hayat da böyle. O okula gideceksin. O sınavlardan geçeceksin. O ödevleri yapacaksın. O öğretmenlere ve o kurallara uyacaksın. Hak edeceksin ve o diploma töreninde kepini fırlatacaksın. İşte bizde insanlar biraz çağın da getirisiyle hızlı akıyor her şey. Hemen olsun. Yani mesela şöyle bir talep gelir. Sevdiğim kişinin bana dönmesi için hangi duayı okumalıyım? Var mı? Var tabii. Elbette var. Ama soru... Demin sormuşlar zaten aynı şeyi. Evet, tabii var. Neden olmasın? O kadar güçlü dualar var ki frekanslar oluşturan. Var tabii ki ama şunu sorgulamak gerekiyor herhalde. Bir, helal mi bu sevdiğin kişi? İki, hak ediyor musun bunu? Hak ettiğin bir kişi mi bu? Hatta daha devam edebilir. Üç, bunlara rağmen olmadı. İsyan, hayır. Olmamasının da bir nedeni olduğunu bilmek lazım. Çünkü tekamül yolculuğumuzda birisinin yeri yoksa onunla karşılaşamayız bile, bırakın geri dönmesini. Tekamül yolculuğu bizim değiştirdiğimiz bir yolculuk değil. Varsa gelecek. Ama onun gelmesinin de şartları var. Çünkü herkesin bir şeyi var. Herkesin bir yolculuğu var. Şimdi bu şuna benziyor. Dünyada milyarlarca insan yaşadı ve yaşıyor. Bilim insanlar diyor ki toplamda bugüne kadar biz dahil yaşamış insan sayısı 117 milyar dünyada. 117 milyar insan gelip geçmiş ve geçmekte şu anda. Peki biz bunlarla neden beraber olamadık? Çünkü çok basit. Biyoşimik İslam bize şunu öğretti. Gayb aleminde kalu beladan bir önce hepimiz bir Allah tarafından yaratılmış farklı varlıklarız. Bu varlıkların yörüngeleri var. Tıpkı atomun çekirdeği ve atom altı parçacıklarının döngüsü gibi. Bir yörünge var. O yörüngede hepimiz dolaşıyoruz bir enerji olarak. Hangi yörüngedeysek bu dünyada sadece o insanlarla karşılaşıyoruz. O yörüngeden başka bir yörüngede olan insanları bu hayatta göremeyiz. Kısmetimizde olamaz vesaire vesaire.
biz kendi yörüngemizdeki insanlarla bir araya gelebiliyoruz. Aksi halde 117 milyar insan nerede? 8,5 milyar insan nerede? Biri diyor ki ben Türkiye'deyim, kız Çin'de, sevgilim oldu, evlendik, çocuklarımız var. Peki Allah'ın indinde Çin mi var? Gözü çekik, rengi siyah beyaz mı var? Yok öyle bir şey. Yani Allah bize gözyaşını örnek vermiş bunun için. Meşhur bir insan hakları sözü vardır. Denir ki renginiz ne olursa olsun gözyaşlarınız aynı renk akar. Bu da böyle. Gitmiş. Allah'ta böyle bir ayrım yok ki. Şimdi bilim insanları çalışmışlar NASA'da. Diyorlar ki dünyada özür dilerim, evrendeki gezegen sayısı gerçek bilimsel rakam bu. Yani projeksiyon rakamı. Evrendeki gezegen sayısı diyorlar. Dünyadaki bütün deniz ve okyanuslardaki kum taneciklerinin toplam sayısının 600 katrilyon katıdır. Bende böyle bir sayı yok. Böyle bir rakam yok benim kafamda. O büyüklüğü göremiyorum bile. Ve orada öyle bir yapıda biz aciz canlılar elimizi açıyoruz ve Allah bizi dinliyor. Lütfa bakar mısın hocam? Lütfa bakar mısınız? Böyle bir yapıda. Ve sonra ben namazı kılacağım da 30 saniye içinde rekat atıp 5 saniyede Allah-u Ekber deyip elimi indireceğim. Olmaz. Sen bunu yaparsan ondan isteyemezsin. İnsan Allahu Ekber dediğinde bütün bu gücü düşünmesi gerekiyor. Ve bu devasa gücün içindeki kendi zavallılığını anlaması gerekiyor. Orada kibrini yerle bir ederek secdeye varması gerekiyor. Yani sadece matematik bir şekilde aferin bunu da yaptım. İşte öğleyi de hallettik, ikindiydi. Bunda da bir hikayemiz var. Zamanın birinde bir hikaye bu tabii. Şeyhülislam denizde gemiyle giderken bir adamcağız görmüş. Adamcağız adanın birinde tepeden yukarıdan aşağıya doğru tekerleniyor. Sonra koşarak çıkıyor bir daha tekerleniyor. Koşarak çıkıyor bir daha tekerleniyor. Demiş ki ya şuna bir demir atın bir bakalım ne yapıyor bu adam, merak ettim demiş Şeyhülislam. Gitmiştir adama, demiş ki ne yapıyorsun sen? Namaz kılıyorum demiş adam. Nasıl namaz kılıyorsun demiş. Sen neye inanıyorsun demiş. Allah'a demiş. Hangi din demiş. İslam demiş. Oğlum demiş böyle namaz mı kılınır? Yukarıdan aşağıya tekerlenerek nasıl kılınır hocam demiş. Durmuş bir güzel her şeyi anlatmış ocağına. Sabah namazından vitre kadar bütün namazları anlatmış, her şeyi ona öğretmiş, çok teşekkür ederim demiş. Şeyhülislam'ın elini öpmüş adam, Şeyhülislam gemisine binmiş, ayrılmış. Ayrıldıktan birkaç kilometre sonra biri gelip Şeyhülislam'a demiş ki, efendim demiş, feci bir durum var, gelir misiniz? Şeyhülislam geminin güvertesine çıkmış, bir bakmış adam koşarak geliyor suyun üzerinde. Suda batmadan geliyor koşarak. Aşağıdan bağırıyor. Hocam diyor. İkindi namazının bilmem kaçıncı rekatında hangi duayı okuyacaktım? Şeyhülislam buna bakıyor. Diyor ki oğlum diyor git sen tekerlenmeye devam et. Çok güzel. Hazreti Hızır için de anlatırlar bunu, biliyorsunuz değil mi? Evet. Hazreti Hızır koşarak geliyor. Git diyor, sen nasıl namaz kılacaksan kıl. Yani Çünkü olmuş adam, yani denizin üstünde koşa koşa geliyor. yüzden Allah Allah. benim ana alanımdır Arabi ilahiyatta. İbnül Arabi'nin çok önemli bir sözü var. Der ki Arif için din yoktur. Burada tabii İbnül Arabi cezalandırılır, hatta idama mahkum edilir, sonra affedilir falan ama esasında anlatmak istediği şey Arif olan bir insanın dinsiz olduğu, dinden koptuğu değil. O kadar hazmetmiştir ki Arif bu meseleyi. Kafasında çok şeyi çözerek sıradan bizim gibi mahlukatlardan çok daha fazla Allah'a yakındır. Meselenin kimi sırlarına hakimdir demek istiyor. Yoksa haşa bir Arif'in dinden uzak ya da dinsiz olması ne münasebet. Dolayısıyla bu taraftan baktığımızda olaya Hazreti Allah'ın Kur'an içerisine, dualar içerisine, yedili okumalarda, 19 sayısında ve Kur'an'ın birçok matematiğinde kimi ayetleri uygun şekilde tersten okuyarak büyük sırlar olduğunu görüyoruz. Ve bunlar şeyhlerin, bunlar evliyaların, bunlar malakat dediğimiz konuşarak yapılan aktarmaların günümüze gelen bilgileri. Şükürler olsun böyle bir şansım oldu benim. 29 sene Şeyh Nazım Kıbrıs'ı tanıma şansım oldu.
Dolayısıyla onun şeyhinden şeyhine, şeyhinden şeyhine aktarmalar var. Örneğin ondan da bir kıssa anlatayım size. Şeyh Nazım Efendi şöyle dedi bir gün bize. Dedi ki çocuklar, yolda bir taş görseniz onun ortasında sakın ona tekme atmayın dedi. Niye? Oynuyoruz ya biz. Orada olmasının bir nedeni olabilir. Yapmayın bunu. Orada olmasının bir nedeni olabilir. Aynısını Kabe'deyken bir hanımefendiye söylemiş. Şöyle ki, Kabe'nin etrafından küçük bir taş parçası almış hanımefendi, cebine koymuş. Kutsaldır, güzeldir, masumane bir şey bu. Yani alıp getirmek istiyor. Şeyh Efendi'nin Kabe'de olduğu günlerden biri. Şeyh Efendi ona demiş ki, hanımefendi demiş, o taşı yerine bırakırsanız o taş çok mutlu olacak. Niye demiş kadın, hatıra aldım. Demiş ki, o taşın burada olması ona lütfedildi. Yerinden alma onu. Kabe'nin yanında durma lütfu verildi ona. Alıp da onu Kıbrıs'a, Türkiye'ye bilmem nereye götürme. Şimdi bunlar düşündüğümüzde küçük kıssalar ama içinde ne büyük bir naiflik var. Ne kadar büyük bir naiflik var. Peygamber Efendimiz için şöyle denir. Birisi kendisine seslendiğinde bütün vücuduyla dönüp onu gözlerinin içine bakarak dinlemiş. Bu ne demek? Ne kadar centilmen, ne kadar naif, nasıl bir kibarlık bu? Yani şimdi düşünebiliyor musunuz? Kaç kişinin gözüne odaklanarak bakıp karşısındakini dinliyor? Ne kadar değişiklik. Oysa peygamberimizi düşünüyoruz. Yani şimdi onun hayatında yaptıklarını sünnet kabul edeceksek bunları etmeliyiz öncelikle. Davranışlarını, düşünce şeklini etmeliyiz. Buralardan baktığımızda hocam şifaya geri döneyim ben. Nasıl naif, nasıl zarif, Ne kadar mükemmel. düşünceli yani, ya, hakikaten onlara bakmamız lazım. Her Her türlü. şeyin ötesinde, herkesin ötesinde. Kesinlikle. Bir kabre, kendisine küçükken bakan bir ablasını defnedecekken, kabri peygamberken bizzat kürekle, kazmayla kendisi kazıyor. Bitirdikten sonra içinde yatıyor. İçine giriyor ve uzanıyor Hazreti Peygamber. Sonra çıktığında diyorlar ki de, ya Resul neden böyle yaptın? O da diyor ki teyzem üşümesin, toprak şimdi soğuktur diyor. Düşünüyorsunuz bir kadınlara verdiği önem, bir insana verdiği önem, bir düşüncesindeki incelik. Yani bugün bile bunları konuşurken gözlerimiz doluyor. Ama yapıyor muyuz? Hikaye bu. Yani hayata bakış açımızı bu naifliğe dönüştürmemiz gerekiyor. O zaman bu duaları edelim. Bakalım bakalım o aşık gelir mi? O mucize olur mu? Bu dua gerçekleşir mi? Bu naifliğe bir erelim. Hayatımızı bu güzelliklerle bir geçirelim. Sonra bakalım bakalım dua ettiğimizde nasıl olmasın bir dua. Şimdi Hazreti Allah İslam için bir sürü şey söyler tabii ki. Ancak İslam'ı dışarıdan bakıldığında insanlar kaderci bir inanç olarak görür. Oysa İslam kaderci değildir. İslam'ın iki büyük önemi var. Bunlardan bir tanesi teslimiyetçilik dinidir. Teslim olman gerekiyor. Ve ikincisi de samimiyet dinidir. Çünkü vicdan gibi Allah'tan da hiçbir şeyi saklayamayız. İçeridekini de dışarıdakini de ben bilirim diyor ayette. Saklama şansımız yok bizim Allah'tan. O yüzden bir samimiyet dinidir. Ve bakın mesela diyor ki Allah iki duayı diyor her zaman kabul edeceğim. Bunun biri, biz erkekler dışarıda kaldık hocam, annenin evladına yaptığı dua. Mutlaka kabul ederim diyor. Ve diğeri de ne biliyor musun hocam? Bir müminin başka bir mümine ona haber vermeden okuduğu dua. Bundan daha samimisi olamaz. Daha samimisi olamaz. Eskiden camilerde toplanılacağında namaz vakitlerinde özellikle cuma namazında Peygamber Efendimizin sünnetidir. Herkese dermiş ki en güzellerinizi giyip geleceksiniz. En temiz ve en iyi kıyafetinizi bayrama gider gibi giyineceksiniz. Fakirlik dönemi hocam. Çünkü neden bunu Hazret yapıyormuş? En iyi çorabı böyle mi, delik mi? En iyi hırkası bu halde mi? Cemaat görsün diye. Görsün ki yardım etsin. Yardım etsin. Bu yardım nasıl oluyordu? Bu yardım habersizce eve bırakarak, göstermeden. Şöyle düşünelim.
Bir kız çocuğu düşünün, aklıma öyle bir örnek geldi. Görüyorsunuz onu naylon poşette kitaplarıyla okula gidiyor. Çantası yok, çanta alacak parası yok. Böyle bir parası. Siz bunu gördünüz. Ve akşamleyin onun evinin kapısına gidip yeni güzel, onun yaşına uygun bir çanta astınız. Ve ertesi gün o çocuğu güle oynaya o çantasıyla gittiğini gördünüz. Bundan daha samimi bir an var mı? O an hissettiklerinizi bir düşünün. Yani şimdi bile gözlerim doluyor. O an Benim bütün hissettiklerinizi, tüylerim diken diken oldu. o anın huzuru, o anın mutluluğu, o iyiliği yapmış olmanın içindeki cennet kokusunu almak gerekiyor. Yoksa bunun dışında şairin dediği gibi namaz diyor Necip Fazıl, namaz diyor camiden çıkınca, hac diyor Mekke'den dönünce, oruç diyor Ramazan bitince başlar. Oralarda zaten herkes doğru düzgündür. Camide bir insan kötülük mü yapar? Haçta ne haddimize? Ama esas sonra hayatın öyle devam edebiliyor mu? O iyilikle, o güzellikle devam edebiliyor mu? Bu yüzden bunları yaşamak ağır değil. Bunları yaşamak, çünkü insanlar teslimiyetin hiçbir şey yapmadan inisiyatif kullanmamak gibi olduğunu, esaret gibi olduğunu düşünüyor. Oysa gerçek teslim olanlar, kalbini Allah'a teslim edenler şunu öğreniyor. Özgürlük şimdi başlamış esas. Esas özgürlük orasıymış. Allah'a teslim olmakmış. Bu yüzden bir mümin bir mümine haber vermeden dua etmeli. Camilerde benim adetimdir. Ben de büyüklerimden öğrendim. Eğer camide namaz kılıyorsam oradan ayrılmadan önce oraya gelen herkesin herkes için dua etmek isterim. Ve bir de çok uzun zamandır şeyhlerden öğrendiğimiz bu dua var. Kısmet oldu burada paylaşmış olayım onu da. Herhangi bir ölmüşleriniz için dua ederken soyu kesilmiş, zürriyeti tükenmiş merhum ve merhumeler için de okumak gerekir. Aa, çok zarif. Onları hatırlayamayabilir insanlar. Onların soyu Oo. evladı olmamıştır, torunu olmamıştır. Onlar da dua beklerler. Onlara da bir dua etmek bize hiçbir zarar vermez. Ya birkaç saniye de onları anmak lazım. Soyu kesilen herkese de dua etmek gerekir. Tüm bunlar değerli hocam, aslında İslami görüşler. Tüm bunlar İslam'ın temelinden anlattığım şeyler. Yani hiçbiri İslam'ın dışında cümleler değil kurduklarım. Çünkü İslam böyle güzel. İslam böyle bir tatlılık, böyle bir mükemmellik içeriyor ve Müslüman mükemmel olmayabilir. İslam'ın kendisi mükemmeldir. Biz genellikle Müslüman'ı örnek alarak bazen insanlar der ki ya bunlar Müslümansa ben değilim der mesela. Hayır derim, tam tersi diyeceksin ki Müslüman benim, onlar galiba değil. O onların sorunu, yaşama şekli, sen esasını yaşa. Ya da biri çıkar der ki işte Kur'an haşa hurafedir, şöyledir, böyledir. Bunu diyecekleri Kur'an'da da yazıyor zaten. Kur'an'da da yazıyor bunu diyecekleri. Ama aynı kişiye sorarsın, neresini beğenmedin? Haberi yoktur, okumamıştır. Yazık. Üzülürüm. Üzülürüm çünkü gözündeki perdeyi kaldırma lütfu ona verilmedi. Üzülürüm çünkü kalbine o huzur lütfedilmedi. Üzülürüm çünkü Kur'an'ı yüzlerce defa okuyan biri olarak onun içindeki cevheri, yaşama hakkı ona tanınmadı. Yazık. Böyle insanların arkasından kızmak yerine elimizi açıp demek gerekiyor ki Allah'ım ona da lütfet. Ona da lütfet. O da okuyabilsin. O da anlamaya çalışsın. Çünkü anlamak çok önemli değerli hocam. Kur'an-ı Kerim'e anlamadan inanmak tehlikelidir. Anlamadan bak işte ne yapar? Hizbullah yapar, Taliban yapar insanı. O yüzden önce anlamak gerekir. Anladığımız bir şeye inanmalıyız. Zaten Kur'an'da oku derken bunu söylüyor. İkra kağıttan bir şey oku demek değil. Hazreti Peygamber ümmi bir peygamberdi. Yani okuma yazması olmayandı. Tabi ümmi sözcüğünü özellikle kullanalım. Çünkü cahil başka bir şey, ümmi başka bir şey. Hep beraber dünya düzdür diyen cahil profesör de gördük biz. Yani o yüzden okumayla ilgisi yok malum bu cehaletin. Okuma yazma bilmeyen bir şahsa Cebrail aracılığıyla Allah oku diyorsa kağıttan bir şey oku demek değil bu. Dinden bir şey oku demek.
Oraya iniyorum, oraya geliyorum demek. Ve buradaki oku aslında nasıl bir oku? Şimdi biri yanımızdan ayrılsa camide ve dese ki müezzin, dese ki bize mesela gidip bir hadi ben vakit namazının ezanını okuyup geleyim dese ne düşünürüz? Gidip bir sayfa açıp kitap okuyup gelecek mi? Hayır. Okumak, yaymak demek aynı zamanda. Duyurmak demek aynı zamanda. O yüzden kalbindekini oku, anla ve anlat anlamında kullanılıyor ikra. Sadece kabaca oku anlamında değil. Ve bu bilgiyi İslami değerlerden kopmadan dünyadaki her şeyi anla demek. Sadece Kur'an okumak yetmiyor. Kur'an her şeye yeter elbette, o ayrı. Ama biz onun kapasitesinde değiliz ki sadece Kur'an'la hayatı götürelim. O yüzden her anlamda Kur'an'ı yaşamak gerekiyor. Bu nedenle tasavvufu da anlatırken bin tane tanım yapıyorum ama tanımlarından biri de şu geliyor her zaman aklıma. Yaşanacak bir şey değil, öğrenilecek bir şey değil, yenilecek, içilecek, bilinecek bir şey değil. Dönüşülecek bir haldir sadece. Ona dönüşmen gerekiyor. Nasıl bir dönüşüm? Mevlana'nın Şems'e dönüşmesi gibi. Düşünün Mevlana'yı, 11. yüzyıl, ne yapıyor Mevlana? Akil adam, devlet bile ona fikir soruyor. Bir tarikatı yok ama dergahı var, mektebi var, insanlar orada eğitim alıyor. Çok önemli bir insan. O bir mürşit, o bir şeyh bazında düşünecek birisi aslında. Ama ne yapıyor Şems'i görünce? Her şeyi kırıp atıyor. Tekrar öğrenci oluyor. Niye? Çünkü ona soruyorlar, bu kadar çok şey biliyordun, neden bunu yaptın? En çok bildiğin şey nedir? O da diyor ki en çok haddimi bilirim. Dolayısıyla ne kadar naif, ne kadar mükemmel atalarımız varmış. Ve bu işleri ne kadar güzel anlatıyorlar, ne kadar müthiş yaşıyorlarmış. Yani koskoca Mevlana Şems'i görünce bir haftada her şeyi bırakıp öğrenciliğe geçti. Niye? Çünkü el elden üstündür. Bir baktı ki Şems başka bir güç. Bir baktı ki Şems hakikaten Allah'ın bir lütfu kendisine. Neden ben onun öğrencisi olmayayım? Şimdilerdekinin tam tersi galiba. Bugün eleştiremiyorum. Çok sevmem eleştirmeyi. Çünkü doğası gereği 1500, yaklaşık 14,5 asırlık İslam doktrini, İslam felsefesi doğal olarak, yani bu iyi mi kötü mü tartışılır ama normal Arap kültürüyle birleşmiş. Arap'la hemhal olmuş İslam. O yüzden kimi kavramlar Arapların özgün kültürü, İslam'a ait değil. Bu nedenle birçok şeyi de biz de sünnet adı altında yanlış da yapıyor olabiliriz bu nedenle. Yani insanların ibadet şekillerinde kendilerini üzmek istemem, şu doğrudur, bu yanlıştır diye. Haddime düşmez. Ancak Araplarla İslam birbiri içine girdi doğal olarak o coğrafyada yeşerdiği için. O yüzden İslam'a Arap kültürü de girince İslam'ın özgün haline bir şeyler eklenmiş olabilir. Hatta biliyorum ki Orta Asya'da özellikle kimi İslami kesimler bazı ibadetlerinde uyguladıkları ritüellerde şamanizmin etkilerini görüyoruz. Şamanların inanç ritüellerinin bazılarını almışlar İslam'ın içine, bizde yok, onlarda var. Çünkü doğal, bu yüzyıllar boyunca o toplumla evriliyorsun. Birbirine bir şeyler geçer. Çok çok normal bir şey bu. Ancak Şamanizm tabi İslam öncesi hocam, çok eski, yani pek tabii. çok eski bir gelenek, bizim de atalarımızın şeyi, inancı tabi İslam öncesi olduğu için mutlaka hani şeylerde İslam'a girdiğinde şamanik şeyler olmuş içinde, şamanik ritüeller, etkiler olmuş içinde. Evet, tıpkı Arapların etkilediği gibi İslam yaşamını Araplar da çok Tabii. etkilediler. Bu yüzden sevgili hocam, kaynak iki tanedir. Kaynaklardan bir tanesi Allah'ın bizzat kendi kalemi olan Kur'an-ı Kerim'dir. Ve diğeri Hazreti Peygamber'in sahih hadisleridir, hayatıdır. Aslında bizim için temel bu iki kaynaktır. Bunun dışındaki kaynaklara şüpheyle bakmak gerekir. Bunlar yanlıştır anlamında değil ama teyit edilmesi gerekir. Çünkü Hazreti Peygamber'in ölümünden bir asır sonra yapılan bir çalışmada, ya daha 8. yüzyılda, Hazreti Peygamber'e ait
9000 küsür hadis toplanmış. Bugün o hadis 4 milyon üzerinde. Ya nasıl oluyor bu? Bir şekilde hele günümüzde kaynaksız çoğaltma diye bir kavram var. Yani şimdi 50 tane söz alalım, altına ikimizin ismini yazalım. 2 ay sonra biz bile inanırız o sözlerin bize ait olduğuna. Bilerek ya da bilmeyerek hatalar sonucu da Hazreti Peygamber'in hadisidir diye birçok yerde kaldı ki bunu kötü güçler de kullanmışlar. Yani bu İslam'ı terörle anan kitleler. Ne yazık ki aynı ayeti okuyoruz. O ayetten birini öldürmeyi anlıyor. Biz cennet bahçelerini anlıyoruz. Nasıl olacak bu iş? Kendilerine göre fetvalar çıkarmışlar. Sapkın düşünce ve insanların kendi menfaatleri için yozlaştırdıkları kavramlar bunlar. Bu nedenle orijinal iki kaynak dışına ben kendi çalışmalarımda pek çıkmam. Yani ancak nasıl olur? İşte Geylani Hazretleri gibi, ne bileyim Veysel Karani gibi, Bayezid-i Bistami gibi, bu İslam'ın beş büyükleri diyebileceğimiz o en önemli isimlerin eserlerine bakarım. Onun dışında böyle çok yeni yetme, yani yeni yetmeden de kastım son 4-5 asır içerisinde yazılan çalışmaları çok dikkate almıyorum. Eminim içinde çok güzel şeyler de vardır ama daha eski kaynakları taramak bana daha güvenilir geliyor. Öyle diyelim. Evet, evet sevgili hocam. Tasavvuf aslında büyük bir şans bizler için. Büyük bir şey, ipucu, kolaylık, yaşam tarzı sevgili hocam. Tabii bazen tasavvufu reddeden İslam alimleri de var günümüzde ve geçmişte. Ya da tasavvufu negatif amaçlı kullanan bazı şeyler de oldu. Cemaatler filan da oldu. Onlar yüzünden de tasavvuf yanlış anlaşıldı ama güzel bir bence iplik, labirentin ucuna doğru gitmek için yani daha böyle çözülmeye, daha kolay anlaşılabilir şekilde, daha soft, bize daha anlatabilir şekilde olduğu için herkesin tasavvufu ucundan kenarından bir yerden bulaşması lazım diye düşünüyorum. Evet. Böyle İslam'ın yani bir din olarak İslam'dan farklılıkları var pek tabii ki. Tasavvufun kuralları yok. Çünkü İslam'ın var. Neden? Çünkü İslam bir devleti de yönetmiş. Bir halkı yönetmiş. Tasavvufun öyle bir gayesi hiçbir zaman olmamış. Tasavvuf bilgiyi Mevlana gibi, Şems gibi, daha sonraki bir sürü üstad gibi en yalın şekilde insanlara anlatmaya çalışmış aslında. Ama pek tabii ki İslam'ın kuralları var. Cenneti, cehennemi, cezaları var. Ödülleri var. Çünkü o bir aynı zamanda bir kitleyi yöneten bir biçim içeriyor. Bir dev, yani Hazreti Peygamber devlet başkanıydı aynı zamanda. İslam devletinin başıydı kendisi. O yüzden de tasavvufu İslam kadar güçlü ve etkin bir pozisyonda düşünmemiz mümkün değil. Tasavvuf bir anlatma biçimi. İslam'ı anlayıp anlatma biçimi. Ancak tasavvufu kullanırken dilimiz, ilmimiz, bilmemiz her zaman İslam'ın özünü koruyarak anlatmak zorunda. Yani işte yumuşatalım, bozalım, azaltalım, çoğaltalım, daha iyi anlaşılsın diye değiştirme gibi bir şey haddimize düşmez. Gerçek bir tasavvuf ehli, tasavvuf yoluyla İslam'ı, İslam'ın orijinaline, İslam'ın kökenlerine bağlı kalarak ve saygı göstererek anlatır. Yani hiç kimse kafasına göre değil. Tasavvuf erbaplarına ki buna mürşitler de deniyor, öğretmenler için Hazreti Peygamber çok önemli bir şey söylüyor. Diyor ki, bir mürşit diyor, öğretmen demek, bir mürşit diyor, iyi bir mürşit olması için diyor, daveti kendine değil Allah'a yapacak diyor. O yüzden tasavvuf da daveti Allah'a yapıyor. Yani Kur'an da daveti Allah'a yapıyor. Hiç kimse tasavvufa gelin, bilmem şuraya gidin diyemez. Böyle bir şey yok. Tıpkı tarikatlar ya da tıpkı İslam döneminin belli bir evresinden sonra yaşadığımız mezhepler gibi, bölünmeler gibi. Şimdi Hazreti Peygamber'e sorsak hangi tarikattansın? Hazreti Peygamber'e sorsak haşa hangi mezheptensin bize ne diyecekti? Elhamdülillah Müslümanım diyecekti. Başka bir seçeneği yok. Başka bir seçenek yaratmamış. Kendisi bunu yapmamış. O yüzden ben bu gibi yapıları, çünkü aralarında iyiler de var. Hepsi kötü değil. İslam'ın dünya üzerindeki farklı tandanstaki güçleri olarak görüyorum. Her birinin iyi yanları vardır.
kötü yanlarına karşı dikkatli olmalıyız. Hepsi bu. Yoksa tarikata bugün zinhar tamamen kötü dememiz mümkün değil. Tarikat dediğimiz şey normalde bir okul demek aslında. Şeyh onun müdürü, mürşit onun öğretmeni, mürit olanın öğrencisi, müfredat Kur'an-ı Kerim, İslam'da eğitim sistemi. Aslında kavram böyle gelişiyor. Ama biz de biliyoruz ki, yani kendim gözlemleyebilme şansım olduğu için 30 yıl aşkın bir zamandır, bir sürü çirkinliği de barındırabiliyor. Ama bu demek değil hepsi kötüdür ya da hepsi iyidir. Şüphe bu gibi konularda daima kurtarıcıdır. Şüphe iyi bir şeydir. Hocam bir şeyleri anlatmak lazım. Mezhepleri anlatmak lazım. Bir de Hazreti Peygamber'in hayatını konuşmak lazım sizinle. Sadece onların, bir gün mezhepleri, bir gün Hazreti Peygamber'in hayatını. Çünkü bu mezhepleri de anlamak mümkün değil. Yani öz olarak anlaşılabiliyor ama bu mezheplerin çıkması mı gerekiyordu? Yoksa hakikaten negatif, yine negatif, şimdiki küreselciler dediğimiz o zaman da vardı. Onların vesilesiyle mi aslında bu mezhepler ortaya çıktı? Bunların üzerinde bir şey yapmak, konuşmak isterim sizinle. Sevinirim hocam. Organize edelim. Her ikisini de ayrı ayrı konuşalım. Çünkü her ikisinde de hep beraber öğreneceğimiz çok şey var birlikte. Çünkü şey oluyor bazen. Bir şeyi yanlış biliyoruz ama bizim doğrumuz olarak kalıyor. Ve az önce bir dostumuz yazmıştı. Bir takipçimiz yanlış bildiğimiz, doğru bildiğimiz yanlışlar var diye. Gerçekten tehlikelidir. Çünkü birileriyle birlikte karar vermemiz gerekiyor. Yani biz bilemiyorsak daha iyi bilen birinden öğrenmemiz gerekiyor. Bu dediğimizi hakikaten Kur'an'ı yaşama biçimi üzerinden Hazretin hayatını ve Hazreti Peygamber'in vefatı anından itibaren mezhepleri konuşmalıyız. O andan itibaren. Çünkü Hazreti Peygamber vefat eder, 15 dakika sonra İslam bölünür. 15 dakika sadece. O yüzden oralardan tarihi gerçeklikle de anlamak lazım. Neden nasıl oldu? Hocam burayı bir açar mısınız? Nasıl olsa zamanımız var. Yani Hazreti Peygamberimiz öldükten 15 dakika sonra İslam öldü diyorsunuz. Evet, bölünür, bölündü. Şöyle ki Hazreti Peygamber malum evinde ölür. Ve yanına arkadaşları, dostları gelir. O eşinin kucağında vefat eder. Sonra öldüğü yere defnedilir. Defnedildikten sonra dışarıya çıkılır ve ölüm haberi halka verilir. Defnedildikten sonra mı hocam? Bu dışarıya çıkılır ve ölüm haberi verilir. Bir galyan bir şey olmaması için de dikkat halindedir herkes. O esnada Abbasi oğullarının lideri oradadır ve hiçbir törene kalmaksızın kendi kavmine geri döner ve kavmine söylediği ilk cümle şudur. Hazreti Peygamber benim kucağımda öldü. Neden? Çünkü Hazreti Peygamber'in kimin kucağında, kimin yanında öldüğü çok kıymetlidir. Çünkü bir sonraki adımdaki iktidar kavgasında güçlü bir kart demektir. Orada o hırs başlar. Yani biz şimdi kimi fıkıhları hepsini değil algılarken şunu da bilmemiz gerekiyor. Belli dönemlerde iç çatışmalar yaşanır. Ve bu iç çatışmalarda peygamberimizin soyundan torun çocukları öldürülür. Şimdi tüm bunları yapan kişiler kavim olarak tamamen bozuk ya da kötüdür diyemem. Ama içinde onların da olduğu insanlar çeşitli zamanlarda peygamberimizin görevini üstlenip halife oldular İslam'a. Yani bunlar konuşulması gereken şeyler. O yüzden Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Peygamber esas kaynaktır. Ve diğer kaynaklara kuşkuyla bakmak lazım. Hepsi kötüdür diyemem, tekrar söyleyeyim. Yani bütün kaynaklar kötüdür, bütün fıkıhı asla. Böyle bir şey söyleme şansımız yok pek tabii ki. Fakat söylerken de körü körüne bakamayız. Dikkatli bakmamız gerekiyor. Çünkü her gelen iktidar kaygısıyla kendisi de bir şeyler taşıyıp İslam'da bir takım değişimlere neden oldular. Bu değişimlerin kimisi pozitif oldu, maalesef kimisi olumsuz, negatif gelişti. Çünkü o Hazreti Peygamber'den sonra ve dört halifemizden sonra pek tabii ki onlar dostlardı, silah arkadaşlarıydı. Ondan bu aşamadan hemen sonra şöyle bir mesele var. Orada yaşanan olaylar artık bir iktidar kavgasıydı. Çünkü halife devlet başkanı olacaktı.
Buna daha sonra olumlu en büyük etkiyi bizim ecdadımız Osmanlı koymuştur. Çünkü Osmanlı'da Osmanlı'nın padişahı, devlet başkanı halife olsa da çok güçlü, olmasa da çok güçlü. O yüzden İslam'a İslam tarihi boyunca herhalde bu kişisel kanaatimdir. İslam'a en büyük olumlu katkıyı yapan bizim ceddimizdir. En büyük katkıyı Osmanlı yapmıştır İslam'a. Onun haricindeki bölgelerde maalesef hep iktidar kavgalarıyla sıkıntılar yaşanır. Bir de bunu tarihi bilgileri de ekleyerek bunları konuşalım. Bir gün bir akşam bunu yapalım. Çünkü gerçekten çok inanılmaz bilgiler var ki hiç bilmiyorduk bunları. Ama o kadar derin kaynaklardan çıkarttım ki yıllarca. Hani böyle bir profesyonellerin yazdıkları, dönemi yaşayan insanların aktardıkları şeyler. Hocam bu konuyu ilk önce, ondan sonra da mezhepleri gerçekten inşallah. Evet canım hocam, sırlayalım mı anlatacaklarınız bugünlük bu kadarsa? Sırlayalım mı yavaş yavaş? Çok teşekkür ederim. Harika bir gece oldu benim için. Eğer bir hata yaptıysak konuşurken şimdiden özür dilerim herkesten. Hocam hakkınız ödenmez. Biz sizden razıyız. Rabbim de sizden razı olsun. Öyle şey olur mu? Sorulara baktım ben. Yorumlar var genelde. Soru var mı acaba diye aldığım. Sizin gördüğünüz bir soru varsa yine. Emeviler hakkında söylentiler var demişler. Evet. Herkes bilir, seve seve bana ulaşılabiliyor. Kolay ulaşılan biriyim ben. Herkes ulaşabiliyor. Herkes sorabiliyor. Çok da mutluyum bundan. Bütün katılanlardan Allah razı olsun. Sağ olsunlar. İnşallah başka yayınlarda tekrar birlikte olacağız. İnşallah güzel hocam. Çok teşekkür ederim. Eğer mümkün olursa bu yayını hem sizin sayfanızı yani ilim kutusu bu bölümü etiketleyerek paylaşacağım hocam. Hem Lemuria Akademi'de hem de orada sayfada çıksın inşallah sevgili hocam. İlim kutusunda ve Lemuria Akademi'de çıksın. Sizin onay vermeniz gerekiyor. İki sayfada da kalsın. Birkaç gün sonra da zaten sevgili canlar Mukaddes Pekin başta YouTube kanalında. Hocam YouTube kanalınız var mı? Bilim kutusunun da YouTube kanalı var. Sevgili canlar, o zaman İlim Kutusu YouTube kanalına koyacağız bu videoyu. Takip edin. Mukaddes Pekin başta YouTube kanalına koyacağız. Lütfen takip edin. Ferhat Atik Instagram sayfasını ve İlim Kutusu Instagram sayfasını takip etmeyi unutmayın. Mukaddes Pekin Baştil her gün 22'de yayın yapıyoruz ama bu ara yayınlarımızı buraya aldık. Bugün akşam itibarıyla sevgili hocamın vesilesiyle takip etmeyi, destek olmayı, dostlarınıza, kardeşlerinize, komşularınıza göndermeyi ve çorbada tuzunuz olsun. Hakikaten sevgili hocamın da Allah razı olsun katkıları, çabaları hakikaten çok önemli. Ben de elimden geldiği kadar çorbada tuzum olsun diye çabalıyorum. Hepinizden de destek bekliyoruz güzel canlarım. Çok teşekkür ediyoruz. Gelecek sefere inşallah ben hemen yayını kapattıktan sonra hocamla iletişime geçeceğim. Hazreti Peygamber'in doğumundan ölümüne kadar hayatını anlatalım. Bir de mezhepleri konuşalım. Bir de bunları sevgili Ferhat Atik hocamdan dinleyelim diye düşünüyorum. İnşallah en kısa zamanda niyet ediyoruz. Evet. Sevgili hocam Allah razı olsun. Görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar olsun sevgili canlarım.